Merhaba, programa hoş geldiniz. Bundan sonra bazı programlara beraber çıkacağız artık. Evet, Türkiye'den bunu gönderen arkadaşıma çok teşekkür ederim. İnsanlar bunları yaparak geçiniyorlar. Fotoğrafınızı gönderiyorsunuz. Size aynısını yapmasını rica ediyorsunuz. O da yapıp gönderiyor. Benzemiş mi bilmiyorum tabii. Gönderdiğim fotoğraf keçi sakallıydı. O yüzden böyle olmuş. En düzgün fotoğraf gibi böyle oturuyordu. Merhaba diyecek mi? Evet. Bugün nelerden konuşacağız? Bugün Kılıçdaroğlu mitinginden konuşacağız. Akşam televizyonda izledim. Benim dışımda neler diyor insanlar diye. Çok ilginç noktalara parmak bastılar. Benim hiç aklıma gelmeyen şeyleri konuştular ama tabii o bugün basına da yansımış. Meral Akşener'in kıyafeti konuşulmaya başladı son günlerde. İlginç bir şekilde işte kot giymiş, deri ceket giymiş. Tabii yandaş medyanın tarafındakiler o ceket kaç paradır acaba'ya kadar götürdüler işi. Ama en ilgincini bugün Ahmet Hakan yazmış. Yani kıyafetin yakıştığını ama işte artık eskisi gibi döpyes giymediğini, böyle giydiğini. Fakat bu kıyafetin İsveç ve Finlandiya kıyafeti gibi durduğunu. İsveç ve Finlandiya'yla da bugünlerde aramızın pek iyi sayılmayacağını yazmış. Yani Ahmet Hakan kot ve deri ceketi bütün Avrupa'da hepsini taradın, moda, giyim, kadınların giyim kuşamını falan filan. Sana en uygunu İsveç'ten Finlandiya geldi. Gazeteciliğin bu kadarına pes diyorum, ben bu kadarını yapamam. Yani ben Ahmet Hakan gibi gazeteci olamam. Yani onlar gibi böyle inceleyip de o kot pantolonun, blue jean'in, Ahmet Hakan böyle diyordur tabii, şişli. Biz Fenerbahçe'de kot diyoruz. Kotla deri ceketin esasında daha çok İsveç ve Finlandiya'da giyildiğini Ahmet Hakan'dan öğrenmiş olduk. Tabii Ahmet Hakan benim gibi motorcu değildir. Canan Kaftancıoğlu'na sorsun. İsveç ve motorcuların deri ceketleri vardır. Ama baharda ve yazın uzun yolda giyerler. Çünkü soğuğu emer deri ceket. Bundan Finlandiya ve Ahmet Hakan gibi araştırma yapmadım. Yani Finlandiya'nın ve İsveç'in motorcu olduğunu söylemiyorum. Söylemem de olanaksız o kadar kar yağan bir ülkede. İşte o kadar kar yağan bir ülkede deri ceketin kadınlar tarafından çok giyildiği bir tek Ahmet Hakan tarafından keşfedildi. Evet, gelelim mitingle ilgili konuşmaya. Bu arada tabii bugün çok üzüldüm. 24 saat Abdülkadir Servis şey yazmayacakmış, kulisleri yazmayacakmış. Çünkü işte öğretmen atamalarını falan yazacakmış, yapılacakmış onlar. Cumhurbaşkanına bağlıymış. Milli Eğitim Bakanı söylemiş ama Cumhurbaşkanımız ne kadar derse yapılacak bir atama. Ben merak ediyorum yani bunlar ishal olduğunda ne yapıyor acaba? Yani Cumhurbaşkanı derse ne kadar derse o kadar, her şey o kadar yani Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlı. Garip bir sistem, dünyada bulunmayan bir sistem. Padişahlıkta bile vezirin, vezir-i azamın bir hükmü vardı diye düşünüyorum. Şimdi dün çok ciddi bir şekilde tartıştılar. Sahneye çıkıldığında Canan Kaftancıoğlu'na niye çok az süre verildiği, ondan sonra Ekrem İmamoğlu'nun yeteri kadar alkışlanıp alkışlanmadığı konuşuldu. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın niye tokalaşmadığı soruldu. Tabii CHP bunlara hazırlıklı olduğu için işte Florya Köşkü'nde Ekrem İmamoğlu'nun bütün dışarıdan gelen büyükşehir belediye başkanlarını misafir ettiğini, orada zaten tokalaştıklarını fotoğrafıyla kanıtlamak zorunda kaldı. Yani başından beri kendi adaylıklarını açıklamamış İki insanı zorla aday yaptılar. Birisini havaya soktular, birisini havaya sokamayınca başka partiler aday gösterdiler. Ve şimdi bu mitingden sonra artık onların bir hükmünün kalmadığını tartışmak zorunda kalıyorlar. Ama nasıl tekrar hükmü varmış gibi bir noktaya hala efendim aday olur mu olamaz mı işte 100 bin kişi bulur mu bulamaz mı tartışmalarını yapıyorlar. Orada bir tartışmada şöyle bir şey oldu. Ya bana göre işte canlı yayında da söyledim. Kılıçdaroğlu esasında altılı ittifakın beşine CHP mitingiyle beraber ben adayım, CHP adına bunu ilan ediyorum dedi. Bence bu açıklandı. O yüzden mitingde CHP mitinginden sonra
daha çok Cumhurbaşkanı adayı mitingi gibi olmuştu. İşte o fotoğraf sadece Kemal Kılıçdaroğlu vardı, Mustafa Kemal yoktu. CHP amblemi yoktu, yazısı yoktu falan filan. Bunlar çok bilerek yapılmış bir şeyler ve bence doğru bir şeyler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bu mitingle beraber esasında CHP rozetini bir kenara koydu. Yani şunu ima etti, ben bu mitingi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak yapıyorum. Ona göre kabul edersiniz, etmezsiniz ama CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur denildi. Bu Erdoğan'a söylenmedi. Bu halka ve beşli geri kalan masaya söylendi. Bundan sonrası tartışmak onların bilecekleri iş. Ama masada başka bir şey tartışıldı dün. Kimse çok ciddiye almadı. Şimdi hep bir tartışma ne üzerine gidiyor bir senedir? Millet İttifakı niye adayını açıklamıyor üzerinden bir tartışma var. Evet, Millet İttifakı yıpranmasın diye adayını açıklamıyor. Cumhurbaşkanı adaylığı çok ciddi bir şeydir. Bu oturup tartışılmalıdır, konuşulmalıdır. İşte yıpranma payı var. Benim pek ikna olmadığım bir konu. Yıpranma payı mutlaka olacaktır ama yıpranma payını göze alacaksınız. Onu karşılayacaksınız ve cevap vereceksiniz. Yani ben ama gene de hemen açıklanması taraftarı değildim. Onu da söyleyeyim yani. O ayrı ama nedeni yıpranma payı olmamalı diye düşünüyorum. O şekilde bakıyorum. Peki ben şimdi soruyorum Sayın Erdoğan. Siz niye kendi Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklamıyorsunuz? Ben Cumhurbaşkanı adayım demiyorsunuz. Herkes diyor ki Cumhur İttifakı adayını açıkladı. Hayır, Cumhur İttifakı adayını açıklamadı. Cumhur İttifakı'ndaki küçükler, minik partiler Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladılar. Neye benziyor bu? Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ı açıklamasına benziyor. Yani benim adayım Mansur Yavaş demesine benziyor. Kim açıkladı? Devlet Bahçeli. Benim adayım, bizim parti olarak adayımız AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kim açıklıyor? Büyük Birlik Partisi'nden destici açıklıyor. Ne diyor? Bizim parti olarak adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. CHP içerisinde de bir takım milletvekilleri var, önemli görevlerde olanlar var. Onlar da diyor ki bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kemal Kılıçdaroğlu aday olma olasılığını Erdoğan'dan daha fazla söylüyor. Hem verdiği örneklerle belli ediyor hem de kabul ederlerse ben adayım diyor. Önce belediye başkanlarına hayır siz olamazsınız, parti olarak bunu kabul etmiyorum. Ben Ankara ve İstanbul'u zar zor almışım yani. Zar zor sayılmaz ama yani bunca yıl sonra almışım, bunu kolay kolay kaybetmek istemiyorum. Ayrıca bir CHP olarak Mansur Yavaş'ın CHP'nin adayı olması pek doğru değil. Büyük bir olasılıkla Kemal Kılıçdaroğlu bunu da düşünüyor. Ekrem İmamoğlu'nun da Cumhurbaşkanlığı için bence daha çok genç, siyasette önü açık bir kişi. Bu bütün yaptığı siyaseti doğruluyorum anlamına gelmiyor bunu söylemem ama o yaşlarda bir insan için siyasi geleceği daha çok yeni Ekrem İmamoğlu'nun. Yani daha tırmanacağı yerler var. Peki Erdoğan ne diyor? Erdoğan ben adayım dedi mi? Hayır demedi. Bunu dememesinin nedeni diğerlerinin demiş olması değil. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olmama olasılığının olma olasılığından daha fazla olması. Bunu her zaman söylüyorum. Erdoğan niye Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamadı? Açıklaması gerekiyor. Karşı tarafı bu kadar suçlarken sizin mutlaka bunu açıklamanız gerekiyor. Evet, Erdoğan büyük bir olasılıktan aday olmayacak. Tabi bu arada tartışmalara maalesef Ahmet Şık da girip derin devletin yapmak istediğini Ahmet Şık kendi açıkladı. Ne dedi? Alevisiniz, aday olmayı seçilemezsiniz. Yani bu... Bu Ahmet Şık'ın açıklamasından önce şu şekilde tartışılıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu bir benim söylediğim tartışılıyordu ki benim dışımda söyleyen çok az. Derin devlet Alevi ve Kürt bir kişinin parti başkanının Cumhurbaşkanı adayı olmasını içine sindiremiyor ve İmamoğlu ile Mansur Yavaş tartışmaları bir dönem buna Meral Akşener de dahildi. Meral Akşener bunu kendi frenledi. Ben aday değilim, ben başbakan olacağım diye. Bu iki kişi derin devletin ortaya attığı kişilerdir. Mansur Yavaş dışarıda kalınca derin devletin has adamlarından bir tanesi olan Ümit Özdağ bunu kendisi biz parti olarak, başka partinin belediye başkanını biz parti olarak aday yapacağız diye bir utanmazca, siyasetten utanmazca bir açıklama yaptı.
Yani Ümit Özdağ'ın işte Suriyelilerle, yabancılarla ilgili açıklamalarına, İYİ Parti'yi ülküleştirme çabalarına, o olmadığı için ayrılmasına falan baktığımızda zaten Ümit Özdağ'ın nereden gelmiş olabileceğini, kimin emri altında çalıştığını anlamak için dahi olmak, siyaset bilimci olmak gerekmiyor. Ümit Özdağ da bu işi çok fazla önemser gibi gözükmeyince Ekrem İmamoğlu gibi iteklemeye başladılar. Şimdi evet, Derin Devlet Kürt ve Alevi'nin Cumhurbaşkanı olmaması için elinden geleni yapıyor. Ben de diyorum ki Kılıçdaroğlu aday olabilmek için onlara karşı elinden geleni yapmak zorunda. Çünkü o diğer beşli grubun içerisinde her zaman söylüyorum, A Derin Devlet yerine B Derin Devlet'ten daha önceden çalıştığını hepimiz biliyoruz ve çalışabilme olasılığının her zaman var olduğunu da biliyoruz. O beş parti içerisindeki sessizlik, bizim adayımız Kılıçdaroğlu'dur dememeleri nedeni de buradan kaynaklı. Yani şimdi bu Derin Devlet'in istemi dışında şöyle bir milliyetçi kanattan, CHP içerisindeki o koyu Kemalist milliyetçi kanattan şöyle bir şey var. Alevi olduğu için İç Anadolu'dan oy alamayız ve seçimi kaybederiz korkusu var. Korkusuyla beraber tabii Alevi düşmanlığının da getirdiği bir tez bu sonuçta, yani sonuç ilişkisi. Bunu söyleyenler de kendi dünya görüşlerine göre davranıyorlar. Ama kendisini sol sosyalist olarak tanımlayan bir insanın bu korkuyu anlatması ve bu koduyu gidermesi için çalışması gerekirken Ahmet Şık'ın aday olmayın kaybederiz demesi benim bir tezimi doğruluyor esasında. Tabii Ahmet Şık bizden oldukça genç ama 80 sonrası solun büyük bir kısmı devletle, ya böyle bir anlaşma, yazılı anlaşma kesinlikle söylemiyorum, mantık açısından söylüyorum. Mantıken herkes şöyle bir şey yapmış gibi geliyor bana. Efendim biz sizi fazla üzmeyeceğiz devleti sosyalistler olarak. Ama siz de bizi işte 80'lerde 70'lerde yaptığınız gibi çok fazla üzmeyin. Bu devletin işine gelen, bu gizli anlaşma devletin işine geliyor. Neden işine geliyor? Çünkü 80'lerden sonra sosyalistlerle uğraşmak yerine hazır ellerinde Kürtler var. Din üzerinden de Aleviler var. Alevilerle zaten 80 öncesinde de uğraştıklarından bu onlar için yeni bir icat değil. Zaten yapılmış, denenmiş, asimile etmek için, işte onları Müslüman yapmak için ellerinden geleni yapmışlar, yapıyorlar da. O yüzden Alevilerin devletle olan tartışmasının dışında Alevilerin kendi içlerindeki çok ciddi tartışmayı başlatmışlar. Ve Aleviler kendi içlerindeki bu tartışmayı çözemedikleri için tam olarak kimin ne istediği ortaya çıkmıyor. İşte bizim de Berlin'de yaptığımız son toplantıda arkadaşım bir tanesi çıkıp Cemevilerin ibadethane olmasını, yani İslami bir çerçeve içerisinde bir ibadethane olmasını istedi. Neyse bu apayrı bir tartışma, Aleviliğin Müslümanlık meselesi ama bu tartışma yıllardır sürüyor zaten. Solda bu anlaşmayı yapmış. Yani senin uğraşacağın başka bir dal var artık. Ve belli bir kesim de bence alınmasınlar, alınıyorlarsa da bir şey diyemeyeceğim. HDP kurulana kadar Kürt konusunda çok da böyle, hepsini kastetmiyorum, alınanlar zaten kendilerini bilirler. Kürt meselesinde çok da önemli şeyler söylememişler, çok da destek olmamışlar. Niye? Çünkü ya ben işte öyle sosyalistliğimi yapar gibi yapayım, halkı bir parça uyandırmaya çalışayım ama devleti çok rahatsız etmeden yapayım bunu. Bunun karşılığında siz de beni çok fazla rahatsız etmeyin. Bu tabii bizden sonraki nesil olan Ahmet Şıklara ya da onun yaşıtlarına da yansımış bir şey. Çünkü yani sonuçta sadece okuduğunuz kitaptan kendinizi geliştirmiyorsunuz. Sizden önceki örnekler var, abileriniz var, ablalarınız var. Yani bizim kuşakta 68'den aldıklarını ve 68'i devam ettirmeyi amaçlayan, hele benim yaş grubum işte 54 doğumlular, 55, 56, 57 doğumlular, 60'a kadarki olanlar iki kuşak arasında kalmış. İşte 74'lerde, yani 70'lerde o 68'ler yaşamış, hapishaneden 74'lerde, 75'lerde çıkıyor afla beraber. Bizim kuşağın yaşlılarıyla o kuşağın bir kısmı birleşerek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onun için benim kuşak için ben esasında ara kuşak derim. Yani 68'i canlandırmaya çalışan kuşak. Aramızda dağlar kadar fark var ama onu canlandırmaya çalışan bir kuşak vardı. Yani 68'lerle beraber olunan dönemde
işte devlisli olabilecek yaştakilerin bir ayaklanmasıdır 78 kuşağı esasında. İsyanı devam ettirmesidir. İsyan değildir, isyan devam ettirmesidir. Doğruları yanlışları çok ayrı bir tartışma. Evet, nereden nereye geldik? İşte öyle bir noktaya geldik ki bizim Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan dolayı Cumhurbaşkanlığı yapılmaması karşısında mücadele vermemiz gerekirken noktaya geldik ki üzücü tabii. Böyle şeyleri özür düzeltir mi, örter mi bilemiyorum. Biraz zor gibi gözüküyor. Bazı potlar maalesef kolay telafi edilemiyor. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Dediğim gibi ben Erdoğan'dan beraber rica edelim, senden beraber. Sayın Erdoğan, lütfen kendi adaylığınızı açıklar mısınız? Ben Cumhurbaşkanı adayım 2023'te ya da erken seçimde der misiniz? Der mi? Demeli mi? Evet. Evet de bir şey de. Ayakkabısı çıktı, pardon. Ondan şey yapamıyormuş, ayakkabımı bağladı. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere.